Merhaba sevgili izleyicilerimiz. Yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Her zaman olduğu gibi Osman Ünlü hocamız var yanımızda. Yine kendisiyle sohbet edeceğiz ve vaktimiz el verdiği ölçüde sorduğumuz soruya da cevap almaya çalışacağız. Hocam önemli bir konu var bugün ve çok sorulan, merak edilen bir konu. İmanın gitmesiyle alakalı ama şöyle soruluyor. Haram işlemek veya bir günah işlemek insanın imanını giderir mi? Birisi bir günah işledi, harama düştü. O artık Müslümanlıktan çıkmış mıdır? Musa Bey kitaplarda anlatılırken buyuruyor ki günah demek Allah-u Teala'ya karşı suç işlemek, yani İslamiyet'e uymamak. Cenab-ı Hakk'ın emrine karşı gelmek, yerine getirmemek. Fakat İslam alimleri, Ehl-i Sünnet alimleri bunlar çok detaylı bir şekilde açıklamışlar. Bakıyorsunuz Ehl-i Sünnet alimleri temel olarak Ehl-i Sünnet itikadında amel imandan cüz değildir. Yani bir kimse günah işlediği zaman, haram işlediği zaman veyahut da ibadetlerden herhangi birisi yapmadığı zaman kafir olmaz. Fakat namaz konusunda ittifak etmemişler. Bir tek namaz konusunda. Evet, bir tek namaz konusunda ittifak etmemişler. Günah işlemek bu bakımdan küfür olmaz buyuruyor. Günah olduğuna ehemmiyet verilmezse, yani haram olduğuna ehemmiyet verilmezse o zaman aynı şekilde iman gider. İbadet yapmanın lazım olduğuna ve günahtan sakınmak lazım olduğuna inanmamak küfür olur. Anamdan sakınmam. Ne sakınacağım falan diyor mesela. Öyle şey mi olur? Öyle şey mi olur diyor falan. İşlemese bile o haramı, o günahı işlemese bile bu şekilde söylemesi, bu şekilde inanması onun imanını götürür buyuruyor. İşteki amellerdeki bozukluk insanı dinden çıkarmaz. Günah işlemek kalpteki imanı bozarsa, mesela günah olduğuna ehemmiyet vermezse, inanmayarak yaparsa o zaman imanı giderir. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyorlar ki, ey Müslümanlar, kafir olmak, günah işlemek, nimetin değişmesine, rızkın azalmasına sebep olur. Yani şimdi haram işlemek, günah işlemek hiçbir şey yapmaz demek değildir bu. Evet. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam açıkça buyuruyor ki, kafir olmak, günah işlemek, nimetin değişmesine, rızkın azalmasına sebep olur. İnsanlar Allah-u Teala'nın emirlerine itaat ederse, hükümet başkanları, amirleri, valileri onlara merhamet ve şefkat eder. Fısk, fücur, taşkınlık yapar, günah işlerlerse merhametli başkanlara kavuşamazlar buyuruyor. Amelleriniz amirlerinizdir. Hadis-i şerif de var. Yani Allah-u Teala kim neye layıksa onu gönderiyor. Kim neyi talep ederse onu yaratıyor. Sen isyan edersen isyanın bedelini aynı şekilde. Bu dünyadaki, ahiretteki ayrıca. Şimdi bir hadis-i şerif daha var. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki her ne kadar Ehl-i Sünnet alimleri uzun uzun bildirmişler. Mesela günah işlemek, haram işlemek imanı gidermez, kafir olmaz, fısk olur, fasık olur. Yani günah işleyen kimseye kafir denmez. Ya nedir? Fasık denir. Fasık ne demek? Günahkar demektir. Günah işleyen demektir. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam bir hadis-i şeriflerinde günah işlemek insanı küfre sürükler buyurmuşlar. Bakın günah işlemek kafir etmez ama adamı küfre sürükler. Yani hatta bir hadis-i şerifte de geçiyor. Bir günah işlediği zaman kalpte bir leke olur. Devamlarsa bu leke artar. Kararır, zift gibi olur. Peki kararınca ne olur? Artık ondan sonra hassasiyetini kaybeder. Mesela bu haramdır, günahdır. Ya o kadar günah da boş vereceğim sen. O kadarcık günahla bir şey olmaz artık falan. Derken öyle bir laf eder ki ya haram mı olurmuş dediği an o kalan imanda götürür atar. Yani günah işlemek insanı küfre sürükler. Kafir olmaz ama küfre sürükleyebilir. Bunun için çok dikkatli mi olmak lazım? Elbette. Büyük günah işlemek küfür değildir. Fıstır, büyük günah işleyen imandan çıkmaz ise de büyük günahların ısrarı insanı küfre götürür. Günah, sürekli evet, aynı günah. Aynı günah. Günah olduğuna ehemmiyet vermeden günah işlemek otomatik olarak imanı götürür. Yani büyük günahta ısrar etmek de bir yerde ehemmiyet vermemek. Vermemek. Israr zaten, ısrar zaten ona değer vermediği, kıymet vermediği. Hani insan nefsine uyar. Yani bir şey yapar falan sonra. Hadi diyelim bir kere daha. Bir kere. Diyelim ki nefsi örtülü sonra bir daha yapabilir. Ama bugün yapıyor. Her gün adet haline ısrarla onu yapıyor. Israrla onu yapıyor. Hatta kendisine nasihat ediliyor. Diyelim ki elinde kitap var, açıyor, bakıyor, onun günah olduğunu görüyor. Buna rağmen yani ehemmiyet vermiyor. O ehemmiyet vermemek onu küfre sürükler. Hadis-i şerifte buyurduğu gibi günah işlemek insanı küfre sürükler. Oraya götürür. Mesela haramı işlemenin günahı işlemeye karar vermekten daha büyüktür. İşlemenin günahı karar vermekten daha büyük günahdır. Haram Allah Teala'nın yasak ettiği şeylerin tamamına deniyor. Günah isim demektir, yani haram işleyene karşılık verilecek ceza demektir.
Günah işlemek demek ceza ve azap yapılmasına sebep olacak bir şeyi yapmak, yani haram işlemek demektir. Sevapsa iyilik ve ibadet yapana ahirette verilecek iyi karşılık, mükafat anlamındadır. Ve Cenab-ı Hak dünyada kendisine itaat eden, ibadet edenlere ahirette mükafat verecektir. Haram işleyen, günah işleyenlere de ceza vereceğini açıkça bildirmiş. Hani bir kimse nefsine uymuştur. Mesela diyelim ki içkiye alışmıştır. İçiyor, sabahleyin kalkıyor, tövbe ediyor ya. Ben bunu bir daha yapmayayım. Ya çoluğa çocuğa da rezil oluyor, konuya komşuya da rezil oluyor falan. Fakat akşam oluyor, arkadaşları, çevresi falan gene nefsi şey yapıyor, gene aklı örtülüyor, gene küt diye düşüyor. Ama her günde bu şekilde böyle pişmanlık duyuyor mu duyuyor. Bu kafir midir? Hayır değildir, fasıktır. Cenab-ı Hak hidayet nasip etsin, tövbe nasip etsin, iradesini güçlendirsin diye dua etmek lazım. Peki efendim bir kimse böyle günah işlediği zaman daha sonra tövbe edip salih bir Müslüman olabilir mi? Evliya bile olabilir. Nitekim Bişir Hafî Hazretleri meyhaneden çıkmazdı. Şimdi hazret diyoruz. Örnekleri var. Evet. Yani. Ondan sonra mesela eşkıyalık yapıyordu. Tövbe edip de evliya olabilir mi? Var. Fuday bin İyad Hazretleri. Kudüs'e zuru. Eşkıyalık yapıyordu. Tövbe etti, kurtuldu. Peki efendim tefecilik yapıyordu. Faiz alıp veriyordu, yapıyordu falan. Bu da kurtulabilir mi? Kul hakkı da var. Var. Kurtulur tabii ki. Yeter ki bir kimse kurtulmayı murad etsin. İşte Habibi Acem Hazretleri de tefecilik yapıyordu. Ve şimdi hazret diyoruz. Mesela İmam-ı Gazali Hazretleri kitaplarında anlatırken mesela gayri ahlaki bir yola düşmüş. Hani açık net bir şekilde söyleyecek olsa fahişe bir kadın. Yani Allah-u Teala yarattığı bir mahlukata iyilik edince Allah-u Teala ona bir pişmanlık, bir tövbe nasip ediyor. Yükseliyor ve evliya oluyor. Olur mu? Olur. Efendim müşrik de aynı şekilde evliya olabilir mi? Müşrik de evliya olur tabii ki. Müşrik önce iman eder sonra evliya olur. Mesela Eshab-ı Kiram Aleyhümdan Efendilerimizin çoğu müşrikti başlangıçta. Kafirdiler yani. İman ettiler. Mesela Selman-ı Farisi radıyallahu teala hazretleri Mecusi bir ailenin çocuğu. Sonra Hristiyan oldu. Sonra aynı şekilde geldi. Müslüman oldu. Eshab-ı Kiram'dan oldu. Ve Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Selman Ehl-i Beyt'tendir iltifatına da mazhar oldu. Demek ki o kapı herkese açıktır. Evet, şu milletten, bu milletten veyahut da şu dinden, bu dinden değil. Yer der ki bir kimse samimi olarak Allah-u Teala'ya yönelmek istesin, Allah-u Teala'nın yolunda gitmek istesin. Cenab-ı Hak herkese o kapıyı açar mı? Elbette ki o kapıyı açar. Şimdi İslam alimlerinden Ahmet Serruk Hazretleri buyuruyorlar ki, masum olmak, kusursuz olmak peygamberlere mahsustur. Velinin yani evliyanın masum olması şart değil. Masumluk isme sıfatı sadece peygamberlere aittir. Peki o nasıl ölüyor peygamberler de insan olduğu halde? Kitaplarda anlatılırken buyuruyor ki Mustafa Bey, peygamberler devamlı surette kontrol altında. Yani günaha düşürmüyor Cenab-ı Hak. Korunuyor. Allah'ın. Korunuyor. Açıkça evet. Korunuyor. Mesela Hazreti Hatice radıyallahu anh validemiz peygamber efendimizi gördükten sonra yani evlenme teklif etmeden Tevrat'ı okuyordu, biliyordu. Baktı peygamber efendimizde bazı alametlerini gördü. Hatta bir seferinde kendi kabilesinde bir düğün vardı. Abdülmuttalib oğullarının hepsini davet etti. Maksadı Peygamber Efendimiz de o düğüne gelmesini temin içindi. Hepsini. Ve kendi öyle bir yere aynı şekilde oturacağı yeri öyle bir ayarlıyor ki misafirlerin hepsini görebilecek yere oturuyor. Ve Peygamber Efendimiz de geliyor. Abdülmuttalib oğullarının hepsini, Haşimi oğullarının hepsini çağırıyor. Ve çalgı çalmaya başlanırken Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam bulunduğu yerde birden uyuyor. O da oradan bakıyor. Ha. Çalgı bitiyor, uyanıyor. Diyor ki korunuyor. Bu Tevrat'ta ve İncil'de bunun alametleri var. Korunuyor bu. Yani peygamberler masum mudur? Masumdur. Yani onlar günah işlemez, Allah-u Teala işlettirmez. O duruma düşürmez. Ama onun dışında Eshab-ı Kiram, Evliya bunlar da hata edebilir. Tabii. Ama Evliya'nın hata etmesi, günah işlemesi diğerleri gibi olmaz. Ve hatta İslam alimleri, Ehl-i Sünnet alimleri ittifak halinde buyuruyor. İnsanı felakete götüren, helak eden, perişan eden günah işlemek değil, günahta ısrar etmektir buyuruyor. Yoksa insan günah işleyecek şekilde yaratılmıştır. Onun için evliya da günah işleyebilir. Fakat evliyanın, başta Eshab-ı Kiram, tabi'in, tebe-i tabi'in ve evliya-i kiramın hususiyeti, özellikleri onlar hani hata edebilir, günah işleyebilir ama daha günah işler işlemez başlarlar ağlamaya. Mesela Cüneyd-i Bağdadi Hazretleri için anlatılır. Bir gün sabah namazına kalkamıyor. Hemen kaza ediyor tabii kuşluk vaktinde. Ama çok ağlıyor. Çok tövbe istiğfar ediyor. Birkaç gün sonra bakıyor ki sabah namaz vakti. Birisi bunun ayağını dürtüyor. Gözünü bir açıyor. Bakıyor ki iblis. Tanıyor. Diyor ki hayırdır? Sabah namaz vakti, kalk diyor. Senin vazifen diyor insanları sabah namazına mı kaldırmak diyor. Değil diyor. Niye kaldırıyorsun? Kafana taş mı düştü?
Niye kaldırıyorsun öyleyse? Geçenlerde de bir gün diyor sabah namazına kalkamadın, öyle ağladın, öyle tövbe istiğfar ettin ki diyor 70 rekat namaz kılmış gibi sevap kazandın diyor. Kalk diyor 2 rekat kıl da diyor 2 rekatta kal. Benim de karım o olsun. Yani o kadarcık sevap alma. Yani dolayısıyla onlar yani bir hataya düştüğü zaman hemen ağlarlar ve sızlarlar. Ama nefsi iman etmemiş ise nefsinden dolayı günaha düşen bir kimse mesela sen böyle günah işliyorsun reddeder, inkar eder. Onun için Ahmet Zerruk Hazretleri masum olmak, kusursuz olmak peygamberler masumdur. Evliyanın masum olmak şart değildir. İsrar ve devam olmadan büyük günah işlemek evliyalığı bozmaz bu diyor. Evliya günahından vazgeçer ve tevbe eder. Günah işlemek insanı helak etmez. Günaha devam etmek, tevbeyi terk etmek helak eder. Adem Aleyhisselam zellesiyle iblisin isyanı bundan dolayı farklıdır buyuruyor. İkisini birbirine karıştırmamak lazım. Birbirine karıştırmamak lazım. Demek ki günah işlemek insanı helak etmez. Onda ısrar etmek veyahut da bu günah mıymış demek tavır koymak o insanı küfre götürür. Şeyde mesela melekler Allah-u Teala'ya arz etti. Ya Rabbi kan dökecek, ifsad edecek, bozgunculuk yapacaklar mı yaratıyorsunuz? Allah-u Teala o zaman onlara demedi ki ben günah işlemeyecekleri yaratıyorum diye. Melekleri günah işlemeyecek şekilde yaratmıştı. Ve Cenab-ı Hak onlara buyurdu ki evet bunlar günah işleyecek. Ama tövbe edecek, Allah-u Teala'nın af ve mağfireti açığa çıkacak. Sizin günah işlememeniz, bana itaat etmeniz nasıl benim hoşuma gidiyorsa bunlar da günah işledikten sonra boynunu büküp tövbe istiğfar edince bunlar da affetmek hoşuma gidiyor buyuruyor Cenab-ı Hak. Onun için günah işlemek insanı helak etmez. Ahmet Zerruk Hazretleri'nin de buyurduğu gibi. Ne helak eder? Onda ısrar etmek. Ha ısrar işte o zaman sizin sorduğunuz o soruya geliyor. Ve oraya dayanıyor. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam o hadisette bildirdiği gibi günah işlemek insanı küfre sürükler. Yani günahta ısrar etmek. Aynı şeye devam etmek. Ve pişmanlık duymamak o insanın imanını götürür mü? Evet. Peki efendim haram işlemek hiçbir zaman hiçbir şekilde caiz değil midir? Mustafa Bey, dinimizin bildirmiş olduğu her genel hükmün hep istisnası vardır. Mesela diyelim ki leş kendiliğinden ölmüş hayvan haramdır yemek. Ondan sonra içki içmek haramdır. Ama bir kimse hastalandı ilacı alkoldür. Müslüman bir doktor kendisine ilaç olarak verdiği zaman haram düğümü çözülüyor, onu kullanabiliyor ilaç olarak. Veyahut da açlıktan ölmek üzere o leşten başka bir şey bulamıyor. Dolayısıyla o zaruret miktarda onu yiyebiliyor. Dolayısıyla kafir olmuyor, imanı gitmiyor. Demek ki günah işlemek, haram işlemek imanı götürmüyor ama ısrar eder veya o haramı, o günahı hafife alırsa imanı gidiyor efendim. Efendim çok teşekkür ediyoruz. Sevgili izleyicilerimiz, bugün de bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Yarın yine bu dakikalarda sizlerle birlikte olacağız. Şimdilik hoşçakalınız.